Radyo Kasre dinlemektesiniz. Ben Rahman. Şu an yanımda Türkiye'de ünlü olan ve Almanya'dan gelen bir oyuncu var. İstanbul'da bulunmaktayız şu an. Vilma Eles. Merhaba Vilma. Merhaba, merhaba Rahman Bey. Nasılsınız? İyilik güzellik. Sizler nasılsınız? Siz, sizi biz bırakalım. Seninle konuşalım istiyorsan. Tamam, tamam. Olur. İlk önce seni bir tanıyalım. seni tanımayan ya da tanımak isteyen dinleyicilerimiz için. Evet, ben 6,5 senedir İstanbul'da yaşıyorum ve um, burada öyle bir geçiyor zaman ki dizisi için geldim. Onu 3 sene çektim, sonra başka diziler devam ettim. Gobete Aşk, Filinta, en son Yeter dizisinde oynadım ATV'de. Bir bir sürü sinema filmlerde oynadım. Oyunculuk nasıl başladı? 4 yaşından beri oyuncu olmak istedim bunu her yere söyledim. insanlar beni sorduğunda. Sonra herkesi herkese şarkı söyledim. Böyle bizim terasta böyle küçük tiyatro oyunları sergiledim. komşular için, ailem için. Sonra işte iyi dersleri almaya başladım. Sonra her sene daha profesyonel hale geldi. Şimdiye kadar yakalamış olduğun en büyük başarıyı ne olarak tanımlıyorsun? Şov dünyasında, oyunculuk dünyasında, film sektöründe? Yani bu soru cevaplamak biraz zor çünkü hangi acıdan bakıyoruz? Ee, tabii ki rating acısından, tabii ki rekor dizi öyle bir geçer zaman ki en büyük başarı. Ama benim için e, şahs olarak e, her rol ayrı bir e, meydan okuma ve e, işte çekimleri bittikten sonra bir başarı olarak sayıyorum. E, çünkü e, yani ilk baştan mesela benim için işte 13 yaşındayken böyle kısa filmlerde rol almak benim için zordu. Her yerde başvurdum. sonra ilk rollere gelmeye başladı. Yan rollere sonra ana rolleri. Sonra işte ilk televizyon tekliflere geldi. Sonra ilk sinema filminde başrol oynadım. O zaman yani her adım benim için ayrıca güzel oluyor. Evet. Şu anda güncel projelerin, aktüel projelerinden bahsedebilir misin? Evet. Şimdi iki buçuk senede hep dizileri çekim çekimleri yaptım. İlk önce Filinta, sonra Yeter dizisine gittim. Şimdi yıl başında o bitti. Ondan sonra hemen Amerika gittim. Orada iki tane film çektim. Döndüm ve hemen burada yeni bir sinema film projesi başladım. O filmin ismi e, Şehirlerin Efendileri ve o film sokak çocuklar arkasında. İlhan Şeşen de oynuyor. Gay gay gerçekten çok çok güzel bir ekip ve harika e, bir kadro. Yani çok mutluyum. Gelecekle ilgili program programların projelerinden bahsedebilir misin? Şiir'in efendi projesi çekimleri daha iki hafta sürecek tahminden. Ondan sonra çok güzel bir proje var ama onu henüz açıklayamıyorum. Ayrıca da benim kansere karşı bir projem var. O da devam ediyor. Orada araştırmalar yapıyorum. Kanser işte mesela kansere karşı ne yapılıyor? Çünkü ona karşı mutlaka hep birlikte daha fazla böyle tecrübeler paylaşmalıyız diye düşünüyorum. Mesela insanların yani mesela yatak başı, te telefon duruyor mu gece mesela? Radyasyon maruz kalıyor mu insanlara? Ya da işte organik şeyler mi kullanıyorlar? Ne kullanıyorlar? Yani her detay araştırıyoruz. Çünkü tabii ki hiçbir Komersiyel hedef takip etmediğimiz için böyle bir araştırma ancak böyle bir kadrajda yapılabilir. İşte günlülü olarak bunu araştırıyoruz. Son olarak söylemek istediğin neler Vilma? Çok teşekkür ederim. Röportaj <laughs> için çok çok güzel bir sesiniz var. Tamam. Gerçekten çok keyif aldım bu röportajdan. Ayrıca da ben de okudum. Siz de oyunculuk yapıyorsunuz. Almanya'da çok güzel bir filmde oynadınız. Bir tane... Um, Bimitu. E, Apache. Apache oynadınız. Hı. Evet. İnşallah daha fazla göreceğiz sizi. Sağ olun, teşekkür ederim. Size de başarılarınız, ya siz demiyorduk, senin de başarılarının devamı dilerim. Ee, yakında görüşmek ümidiyle. Çok teşekkür ederim e, röportaj için. Kendine iyi bak. Çok sağ ol.